Gönül Sohbetleri programımızın konuğu Şeyh Galip Kuşçuoğlu. Hasan Kuşçuoğlu. Efendim merhaba. Merhaba. Efendim sizleri tanıyabilir miyiz? Evet, fakir arz etti anlattığınız gibi Galip Hasan Kuşçuoğlu. 74 yaşındayım. Kadir-i Verifay şehriyim. İftihar ederim onunla. Mahkemede de söyledim bunu. Güvenlikte de söyledim aynen. Allah'ın verdiği bir sıfatı gizlemek haddimiz değil. Kimseye biz zararlı değiliz. Gerçek İslam yaşamını istiyoruz. Ve bunu da yaşatmak da istiyoruz taraf eder ağabeyimize. Katı kurallarla değil. Cıvıyarak böyle ele avuca alınmayacak şekilde de değil. Biz şuna inanıyoruz ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki günü birbirine eşit olan ziyandadır buyurdu. Biz bunu eşit etmemeye çalışıyoruz. Hazreti Ali Kerimullah ve Şeyh Efendimiz buyurdular ki siz evlatlarınızı kendi yaşadığınız zamana göre değil onların yaşayacağı zamana göre yetiştiriniz. Şimdi zaman Hazreti Allah buyuruyor asrı tahan etmeyin. Mevzu olan asıl değil. Zaman çok kıymetlidir. Fakat dünün hasreti çekilerek bugün yaşanmaz. Buna çok çok şahit olmuştur bu millet. Sanat böyle, ziraat böyle, ticaret böyle, tıp böyle, adalet böyle. İçtihadın her devirde ortaya çıkardığı yorumlanmış din tablosuna şeriat ve diyanet denir. Din değişmez, bu tablo her zaman değişecektir. Değişmediği zaman bu mesuliyeti kaldıracak bir kişi tanımıyorum ben. Bugün ulema, hoca efendilerimiz, Allah Celalain etsin, hepsinden Allah razı olsun, mecburlar bugün yaşamaya, bugün anlatmaya. Geçmiş medar-ı iftiharımızdır. Ama mazidir geçmiş. İstikbal Allah'a malumdur. Kimse bundan malumat veremez. O falcılar falan zındıktır bunlar. İstikbalden haber veren insanlar, Allah korusun, günah-ı kebair işliyorlar. Hal bugündür. Bugünse la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Evet. İslam, ben bu öneriyi şuraya da verdim, din şurasına. Fakir davetliydim, Allah razı olsun sadaklarından. Fakat daha henüz zaman değil diye fakiri konuşturmadılar ve önerimi de ileri süremediler. Söz verdiler, Diyanet Mecmuası'nda neşredeceğiz diye maalesef daha henüz neşretmediler. Yani bunu da duyuruyorum yetkililere. Fakir arz ediyorum, evvela İslam'ı anlatalım dünyaya. Her türlü görüş vardır. Evet, Allah iman Kur'an nasip etsin cümleye. Fakat bugün Hoca rahmetullah'ın dediği gibi hırsızın hiç mi suçu yok demiş. Bizim hiç mi suçumuz yok? Şu Bosna Hersek hadiselerinde herhangi böyle İslam düşmanlığında bizim hiç mi suçumuz yok? Dikkatinizi çekiyorum. Bugün Türkiye'de dahi kardeş kardeş yaşayamıyoruz. Ne buyurdu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? İnsan mümin olmadan cennete giremez. Birbirini sevmedikçe de mümin olamazsınız. Hani peki bu sevgi nereden? Sitayişle bahsettiler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabına. Onlar peygamber değil, şühada da değildir ama Allah'ın katında peygamberler ve şühada dağlar kıpta edeceklerdir. Kimdir ya Resulullah bu bahtiyarlar? Onlar Allah için Allah'ta sevişirler. Din İslam'ın özü bu. Sevgi, muhabbet. Ama şunu da
ilave edeyim ki Allah'ı yeteri kadar tanıyamayan insanlar da huzur etmez. Tanımayan insanlar da. Nasıl? Kevniye hakikatlerle iktifa edip ki kevin şu madde alemidir. Değişen alemdir. Kevni hakikatlerle iktifa edip dini hakikatlerle iktifa etmeyenler Peygamber Efendimiz'in tabiine sayılmazlar. Şimdi biz dini İslam'ı yaşıyoruz diye Allah cümleyi nasip etsin. Felsefesine geçtik. Hakikatlerden uzaklaştık. Çok kelimeler sarf ettik ama hakikat kalmadı. Kendi hakikatlerinde bilgimiz kalmadı. Akılcı akılcı diye hala televizyonlarımızda, radyolarımızda dinliyoruz. Evet, Allah'ımızı fikirsiz bırakmasın. Bir yere kadar kendi hakikatlerden öte akıl mantık işlemez, nakildir ondan sonra. Peygamber Efendilerimize verilen vahiy ilahiyle gelen nakildir. Şimdi şöyle bir ölçü veriyorum size. Lütfen aklınızda neyi çözüyorsunuz? Namaz mı? Hayır. Oruç mu? Hayır. Haç mı? Hayır, hiçbir zaman. Zekat mı? Değil. Şimdi İslam'ın belirli kuralları ki beştir malumunuz İslam'ın şartı. Savunma sayat, haç ve zekat, kelime-i şehadet. Bunlar Allah'ın emridir. Allah emretti diye icra olur. Zevkine tabi değil insanların. Biz burada hatayı düşünüyoruz. Efendim şöyle olur, namaz versen böyle olur. Bırakın bunları. Hacca gidersen şöyle olur, zekat verirsen böyle olur. Değil, değil. Allah'ın emri. Ama olacak. Güzellikler zuhur edecek elbette. Ölçü bu değil. Ölçü Allah'ın emri. Allah emretti diye oruç tutarız. Allah emretti diye beş vakit namaz kılarız. Hazreti Resulü Ekrem Efendimiz icra etti diye nafile ibadetlerle iştigal ederiz. Allah'a yaklaştıran, rahmet-i ilahi yaklaştıran teheccüd namazı, akşamdan sonra evvabin namazı, sabah işrak duha namazı, tahiyyatül mescid namazı, tesbih namazı. Ama şunu da kaydedeyim, hasreden üzerine basa basa ifade edeyim, zuhru ahır diye bir namaz yok. Maalesef Hicri 5. asırda Moğol istilasından bulanan insanlar Konya'da ihdas edilmiş. Olmaz böyle namaz demişler. Olmaz diye bir mevzu yok hatta zatında. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan bayramından Kurban bayramından eftal bayram olarak ifade eden Cuma kasıtlı olarak Cuma'yı terk eden kişi hiç silinmeyen münafıklar defterine yazılır buyurdu. Üç cuma namazını kasıtlı olarak üst üstüne terk eden insan küfrüne hamletti dört imam efendimiz de. Kafirdir bu dediler. Hatta namazı kılınmaz diyenler var. Şimdi rica ederim. Sudan bahanelerle. Efendim hükümler şöyle bilir. Hayır, bunlarla alakası yok. Hiçbir zaman yok. Bunlarla ilgisi yok. Neyi var ya? Bugün benim kardeşlerim Kore'de de namaz kıldılar. Cuma namazı. Değil mi? Kapıyı asker gönderdik. Dünyanın her tarafında kılınır. Türkiye İslam diyarıdır. Bazı öyle Darül Harp'tir falan diyenleri dinlemeyin sakın. Bunların ilimle bir ilgisi yok. Darül Harp'ın anlamı başkadır. Evet. Onun için ülkemiz Darül İslam'dır. Fetva bu veşiledir. Bir an olsun İslam'ın prensipleri bir beldede yaşandıysa ora yevmül kıyame İslam diyarıdır. Fetva bu. Yevmül kıyam. Kıyamete kadar İslam diyarıdır. İsterse olmasın. Bakın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyururlar ki haçta hutbe irad ettiler. İlk hutbelerinde ne buyurdular? Cuma size kıyamete kadar farz kılındı. İster adil imam ister zalim imam. Kim ki cumayı sebepsiz yere terk ederse onun ne namazı vardır, ne orucu vardır, ne haccı vardır, ne zekatı vardır. Vakta ki tövbe istiğfar etmiş olan. Hadis-i Buhari'nin 3. cildinde bahsedilir. Hadis hasendir. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hutbesi olduğu gibi almıştır. Şimdi bazı aktarmayan insanlar
Bakın Hamdi Eksekil, Aksekil cennet mekan merhum, eski Diyanet İşleri Reisi. Bazı hadiseler şahit etmesinler. Söyledi. Bazı efendim şöyle buyurur. Bazı hadiseler ulema arasında muhtelifunu fiittir. Halledilmeyen ihtilaflardır. Bunlar Cuma'nın haizi farsiyetine haizi tesir değildir. Bitti. Şu sebepten efendim şöyle olmuş, böyle olmuş. Çok gülüş durumlara düşmüşsünüz. İmam Şafii Hazretleri mesela bir camide kılınır demiş. Niye? Cemaat az. Dağılmayın. Cuma'nın anlamı budur. Toplamak için. Yoksa Cuma'nın faziyetine haizi tesir değil. Efendim bunu yerine getireceğiz diye Bağdat'ta Nahar, Fırat, Dicle neydi? Nehrin üzerine köprü kurmuşlar. Köprüden işte su geçerse kılınır falan gibi rivayetler. Köprüye kapı takmışlar, kilit vurmuşlar. Yani bu şeriatı hükmü yerine gelsin diye almışsa değil. Hiç alakası yok şeriatla. Sonra İmam Şafii Hazretleri her camide kıldığı vakit. Sonra İmam Efendilerimizden, Hicri 5. asır diyorum. İmam Efendilerimiz malumunuz İmam-ı Azam Hazretleri Hicri 150 sene, 75 senesine dünyaya geldiler. 150 senesinde irtihal ettiler. İmam-ı Şafii Maliki Hanbeli Hazretleri aynı tarihte dünyadaydılar. Bunlardan 250 sene sonra Zuhrahır çıkmış ki Zuhrahır diye bir namaz yoktur. Bazı akl ermeyen saf insanlar efendim namaz kılıyor diye kimi dövmüşler? Namaz değil, Allah'tan kork. Namaz olmaz ki. Namaz nedir? Kaynağı kitap sünnettir. Başka icma, kıyas olmaz namazda. Evet. Kitapta var ise namazdır. Allah-u Teala Hazretleri emrettiyse kullarına farzdır. Peygamber Efendimiz emrettiyse Peygamber Efendimiz'e farzdır, bizlere vaciptir. Gece Selat-ı Vitir namazı gibi, gece namazı gibi. Efendim, Kur'an-ı Azimüşşan da yoktu. Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz tevatüren böyle ifade edildi, kıldığı namaz bizlere de sünnettir. Ki nafile hükmündedir. Nevafil, hafif almayın. Zira Habibim kendinden bir şey söylemedi. Ne konuştuysa bizim vahiyimiz de konuştu buyurur Allah-u Teala Hazretleri. Onun için ben kardeşlerime tavsiye ediyorum ki böyle günaha girecek namaz kılmasınlar. İnşallah. Diyanet işlerine müracaat ediyoruz. Onlar çekiniyorlar, korkuyorlar. Evet, eski Diyanet işleriyle görüştük. Vallahi biz diyemeyiz. Zira şimdi hücuma uğrarız. Şimdiye kadar bize niye bu günahı işlettiniz diye çekiniyorlar ama biz yapacağız Allah'ın izniyle. Bir sürü İslam kül olarak yapacak. Niye? Dünyanın hiçbir tarafında böyle bir namaz bilinmez. Kılınmaz. Fakir çok haçta kaldım. Çok Arabistanlarla gezdim, dolaştım. Hiçbir Arap ülkesinde Zuhrahır diye bir namaz bilmezler. Hem de gülüş duruma giriyoruz. Evet, bu da ayrı bir yaramızdır. Allah şifasını lütfetsin inşallah. Rabbim ümmeti Muhammed'i böyle manasız bir namazdan kurtarsın. İbn-i Nüceym büyük fıkıh alimi öyle buyururlar. Bilgisiz insanların kıldığı namazdır o. Bilgili insanlar kılmaz o namazı. Mesela Sünen de vardır kütüb-i sitelerle. Kutnu Dareyn 10. cilt 2. sayfada Zuhrahır kılan kişi şüphesiz ki günahkardır buyuruyor. Niye? Böyle bir namaz yok ki. Namaz denir mi ismine? Niye kılıyoruz? Bakın bugünkü gençler iki rekat namazı kıldıktan sonra hutbede mevcut oluyor, çekip gidiyorlar. Efendim, bunların namazı olmadı mı? Ben Müftü Efendilerle görüşüyorum bunu. Olmadı diyebilir misin Müftü Efendi? Hayır, diyemem. Ya hocam şu halde, niçin 16 rekat namaz kıldırıyorsunuz? Bugün 2 rekat namaz farz olan hutbede mevcut, bu kişinin cuması tamamdır. Ne buna zuhrahir gerekir, ne vakit namazı, vakit değil bugün. Vakit zuhurdur, zuhur öyledir, öyle, öyle namazı değil, cumadır, cuma namazıdır. Hasreten Allah-u Teala Hazretleri, kitap, sünnet, icma her şeyle sabittir. Cumanın farziyeti, evet buyurun. Sayın hocam, şeyh nedir, tarikat nedir? Evet. Bunlardan bize bilgi verir misiniz? Efendim, Araplar yaşlı kişilere
Şeyh diye hitap ederler. Ve onları da kabile reislerine şeyh derler. Bunlar kabile şeyhleridir, tarikat şeyhi değil. Tarikat şeyhi Allah'ın ve Resulünün manada vazifelendirip şeyhine tebliğ ettirilen kişidir. Şeyhi hayattayken tebliğ edecek. Şeyhin vefat etti, sonradan gelecek yok canım. Böyle bir şey. Allah'a noksan sıfat isnat etmektir. Allah'ın işi vardı da sonradan gönderecek, yetiştiremedi gibi bir anlam yapmayın böyle şey. Hatta ben şeyhimin 12 sene halifeliğini yaptım. Terbiyesine yetiştirdim. Öyledir. Yani bir dergâhtan meşayih verilirse bunlar ezeli ervahla ilgilidir. Bu dünyadaki kazancıyla orantılı değildir. Peygamber Efendimiz ezeli ervahta da peygamberdir. Allah'ın mümin kulları ezeli ervahta da mümindir. Efendim, meşayihler de ezeli ervahta da meşayihtir. Şimdi tertib ilahi böyle. Bunu madde âlemde kimse değiştiremez. Biz dilersek dilediğimize hikmet veririz. Hikmet verdiğimize de çok şeyler ihsan ederiz buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. O bakımdan öyle kendisine rüyada ben şeyh olurum. Çok rüyada şeyh olmaz. Rüyada çok şey olursun da rüyada şeyh olamazsın. Rüyada peygamber olamazsın. Onun için Allah'ın bir tetiği vardır. Buna riayet şarttır, başta gelir. Eskiden Osmanlı zamanında meşiyet vardı da imtihana tabi tutulurdu. İzni icazet aranırdı. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bu zamana kadar gelen silsile-i meratip icazete sahip kişiler aranırdı. Mesela benim şeyhimin efendim Seyyid Ali Sezai Efendi Hazretleri'nin Maraşlı Sultan Reşat tarafından verilmiş Turalı icazeti vardır. Evet, dergah kurması için ayin yapması için de müsaade etmişlerdir. Bunlar oyuncak değil. Askeriye de tasdik etmiştir bunu. Evet. Bu sonradan efendim ben rüyada gördüm şeyhim evet vefat etti ama beni bu gece şeyh yaptılar. Yok bunlar, bunlar şeytani bunlar. Rahmani ile alakası yok. Allah kendi yaptığı kanunu kendisi bozmaz. Evet, insan yücelir, fazife mazhar olur. Her türlü İltifata mazhar olur, fakat bu türlü şeyler, biz Yusuf'a rüyanın tabirini öğrettik, ona hikmet verdik. Rüyanın kitabı yazılmaz zaten. Efendim, irticalendir. 5-6 kişi aynı rüyayı görse, kişilerin mizacına göre, iç alemine gelen hadiseye göre bunlar ifade edilir, efendim, tabir edilir. Yoksa böyle filanca yazmış, herkesin aklında yazılmıştır, şanlıdır, böyle bir şey yok. Yani çokları buradan hataya düşüyorlar. Dediğim gibi hiçbir zaman rüya aleminde şeyh şeyh olmaz. Evet. Bakın selahiyetle konuşuyorum. 37 senelik şeyhim, 38. seneye girdik bu sene. 56 senesinde şeyh oldum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Rabbim'in lütfü ihsanıyla verdiler. 8 tane şeyhin terbiyesine yetişti. Yani beni Rabbim terbiye etti. Ne güzel terbiye etti. Diyebiliyorum Rabbim'in affına sığınarak. Evet. Onun için filanca şöyle şey olmuş, falanca böyle şey olmuş. Kendilerini kandırıp da ümmeti Muhammed'in mesuliyetini üzerlerine almasınlar. Büyüklerimiz de zaten tasavvuf kitaplarında arz ediyorlar. Bunlar mezar soyucu diyorlar. Kefin soyucu. Efendim, yol kesici. Evet. Evet, temizdir insan. Hattı zatında temiz işler ve rahm olmuştur ama fakat aklını vermediği için onun mahkum olmuştur. Hele bir de taraf etrafı toplandı da Efendi Hazretleri dediyse bitti. Bundan sarf nazar etmek kolay bir hase değil. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim muhafaza etsin de eğer böyle yapmacık şeyhler varsa Allah bu günahı işlemekten kurtarsın. Evet. Bunlar da zaten yol kestikleri şundan belli ki kişilerin yolunu sarfa sardırıyorlar. Bir lokma bir hırkadır. Efendim ne yapayım kendimi göstermek için? Şu şer'i hüküme biraz daha katılaştırayım ki ne takva sahibi ne vera sahibi desinler. Zaten böyle böyle ele alacak tarafımız kalmamış. Bugün gençlerimiz çok tedirgin. Kesiveriyorum. Dur bir dakika bir şey yapalım. Ya bir çağır.
Muhterem hocam, tarikat nedir? Bize yalan bir dinle anlatın. Tabii, anlatayım efendim. Herkesin anlayacağı şekilde anlatayım. Tarik, yol demektir. Kat, cem'idir. Yolların cem'idir. Hatta beni mahkemede mahkum etmek istediler de tarikat yüzünden. Dedim ki, sizin de bir tarikiniz var, siz de mahkum olmanız lazım. Hakim ve savcı irkildiler, nasıl dediler. Nereden geldiniz buraya, evden geldik. Bir tarik yol yürüdünüz. Bir tarik üzere geldiniz. Tarik yol demektir. Bunun mesuliyet neresindedir? Ha, vahşi tarik vardır, ehli tarik vardır. Sen vahşi tarik görüyor da beşeriyete muzur görüyorsan biz efendim şey de bu manada anlıyoruz. Efendim layıklığı da bu manada anlıyoruz. Çünkü İslam'ın da bir tarif edeceği layıklık vardır. Layıklık İslam'a aykırı değildir. Çünkü Hazreti Allah buyuruyor, لَكُنْ دُونِكُمْ وَالْيَدِينَ Senin dinin senin, benim dinim benim. Sonra Peygamber Efendimiz'in cinayetine baktığımız zaman diğer dindar insanlara karşı olan tutumu bize çok büyük örnekler, çok büyük ışık tutuyor. Yani herkes olduğu gibi kabul ediyor. Zaten İslam anlatalım demendeki gaye bu. İslam nedir? Adem Aleyhisselam'dan bu zamanımıza kadar gelen bütün semavi dinler, yani la ilahe illallah diyorsa, Allah'tan başka ilah yoktur diyorsa, o bizim kardeşimizdir. Kanı katlı haramdır bize, buyurdu Peygamber Efendimiz. Sonra arz ettiğim gibi ayet-i kerimelerden sabit. Onun için bugün ismi ister Ağustos olsun, ister Kıbrıs, zaten bizi bu şaşırtıyor. Adam Allah'a şirk koşmuyor mu? Dost doğru yürüyor mu? İşte Bakara suresinin 62. ayetinde de bahsediyor Hazreti Allah. O Yahudiler, o Hristiyanlar, o Saviun, onlar dost doğru yürüdükleri zaman müddetçe bizim rahmetimizden istifade edecektir. Evet, onlar için korku yoktur. Şimdi böyle derken başka türlü sahaya götürüp de dünyayı kendine düşman etmenin anlamı yoktur. Bugün kardeş kardeşe düşman oldu. Niye? Bunu anlatmadığımız için oldu. Bunu evvela ele alalım diyorum meşhur ayada. Bir kere İslam'ı anlatın. Dünya İslam nedir? Bir olan Allah'ın iradesine bağlanmaktır. Eşi şeriki nazili olmayan, bir olan Allah'ın iradesine bağlanmaktır. Şimdi Allah'ın iradesi nedir? Peygamber Efendimiz Allah'ın iradesi. Bu fakirin vazifesi de Allah'ın iradesi. Bağlanacaksın, mecbursun. İşte tarikat deyince, tarik yoldur. Vahşi tarik vardır, ehli tarik vardır. Ehli tarik bul. Allah ve Resulünün verdiği mürşide müntesip olmak vaciptir. Hazreti Allah Kur'an-ı Azimşan'da öyle buyuruyor. Fetih Suresi 10. ayette, Habibim sana biat edenler, bana biat ettiler. Onların elin üzerinde benim elim var. Kim ki Allah'la yaptığı ahdi bozarsa, o nefsine zulmetmiş olur. Kim ki sebat ederse onun için büyük ecir ve mükafat vardır. Şimdi biat, biat-ı Resulullah'tır. Hazreti Resul Ekrem Efendimiz'in varisleridir meşayihler. Allah ve Resulünün vazifelendirdiği insanlar. Niçin böyle, niçin böyle? Şimdi asr-ı saadette gelen Allah'ın kulu da, ondan sonra gelen Allah'ın kulu mu? Yani Allah'ın rahmeti çekildi mi? Olur mu öyle şey? Düşünebiliyor musun böyle bir Allah? Allah her zaman rahmeti, gazabını örtmüştür buyurdu. Allah'ın rahmeti gazabından namfedai çoktur. Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz öyle buyurdular. Bir kadın çocuğunu kaybetmişti. Buldu, öyle bir bağrına bastı ki ashab da gözleri yaşardı ağladılar. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de çok duygulandılar. Sordu ashabına, bu kadın çocuğunu ateşe atar mı? Atar mı ya Resulullah dediler. Şu kadındaki muhabbete bak, canından da aziz tutuyor, bağrına bastı. İşte Allah'ın rahmetinin karşısında bu kadının merhameti bir zerre dahi değil. Yani kullarını mahvetmek için yaratmadı, buna şahit olun. Ama bunu görmek için işte tarih tasavvuf lazım. Bunu yaşamak için tasavvuf, kelime oyunları kâfi değil. Biz bu rahataya düşüyoruz. İttifa ediyoruz kevni hakikatlerle. Ama Allah'ın gönderdiği vahiy, vahiy ilahi, yalnız kelime oyunlarıyla bunları çözemezsin.
Çünkü madde hiçbir zaman manayı gösterme muktedir değil. Onun için yaşayacaksın. Yaşamak için ne yapacaksın? Bir mürşidi kamile müntesip olacaksın. Onun mekarimi ahlakı tamamlamak için gönderildim. Hitabının tahakkuk ettiği insan tabi olacaksın. Allah'tan başka kuvvet kudret yok. İnsanın elinde hiçbir şey yok. Mürşidi kamil dediğinde zayıf bir insan. Peygamber Efendimiz'in elinde bir şey yok. Hazreti Allah'tır. Bütün güç kuvvet Allah'a mahsustur. Bütün kevni hakikatler efendim Allah-u Teala Hazretleri'nin ilim ve iradesinin tezahürüdür. Allah'ın sıfatlarının tenezzülen izafidir, mecazidir. Allah her yerde hazır nazır derken fiili sıfatlarını ifade ediyoruz. Mekandan münezzeh derken zati sıfatlarını anlatıyoruz. Sonra Cenab-ı Hakk'ın subuti sıfatları vardır. Hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, tekvin, kelam diye sayılır 8'e kadar. Bunları yaşamak, bunları idrak etmek, kendi hayatında görmek bir nebze vermiştir ben ya Adem Hazreti Allah. Bu sıfatlarına başlıkmıştır. Tabi Allah'ın sıfatı iyi olmaz hiçbir zaman. İrade cüz'i dediğimiz de budur zaten. Bunu kullanacağız. Fakat bu dünyada görmeyen ahirette göremez. Kavli Mustafa'dır bu denilmesi. Cenab-ı Hakk'ın subuti sıfatlarını müşahede edeceksin beni Adem üzerinde. Nefsi terbiye vardır. Ruhi terbiye vardır. Tasavvufun iki yönü vardır. Tarikatın iki gidişi vardır. Sonra esas olarak yine ikiye ayrılır. Halvette vahdet, kesrette vahdet diye. Halvette vahdet, umumiyetle bunu seçmişlerdir. Kesrette vahdet pek enderdir. Mesela bizim yolumuz kesrette vahdettir. Halvette vahdet. Peygamber Efendimiz'in vahilahi gelmeden evvelki hayatının ifadesidir. Halvette vahdet. Ondan sonra kesrette vahdete dönüşmüştür. Habibim sana helal kıldığımız şeyi nefsinden niçin haram kılıyorsun? Sana o güzel verdiğimiz libaslardan niçin çekiniyorsun, kullanmıyorsun? Buna benzer ayet kerimeler. Değil mi? Ve işte bir lokma bir hırka anlamı burada yok Allah korusun. İslamiyet böyle değil. İslamiyet daima ileriye teşvik eder insanı. Bir Müslüman, şunu kesinlikle söylüyorum, teknolojiye aykırı hareket etmez. Bir insan medeniyete aykırı hareket edemez, yaşayamaz. Bir insan efendim cumhuriyet en güzel idare tarzıdır. Tekrar ediyorum. Bakın istibdat, mutlakiyet, meşrutiyet, cumhuriyet dört idare tarzı vardır. En güzel cumhuriyettir. Ama biz neresindeyiz bunun dediğin zaman münakaş olur tabii. Biz daha henüz Allah kısmet etsin de inşallah gerçek cumhuriyeti yaşayalım. En güzel idare tarzı cumhurun kendi kendine idare tarzıdır. Bu da İslamiyettir. Ben bunu böyle söyledim diye televizyonda kıyamet koptu. Şeyde barbar barışlar bu nasıl şeyhtir böyle cumhuriyettir dedi. Cumhuriyettir başka güzel yok ki idare tarzında. İslamiyet de bununla canım. Ben İslamiyetin dışında arz etmiyorum ki bunu. Evet. Onun için teknolojiye karşı durmayalım. Allah'ı bilen insanlar teknolojiden istifade ederler. Allah'ı bilmeyen insanların teknoloji başına beladır. Evet. Onun için hem Allah'ı bileceğiz, hem İslam'ı yaşayacağız, hem de günün şartlarına göre insanları Allah'tan kaçırmayacağız. Yaşanmayacak hale getiriyoruz dini İslam'ı. Bugün gençlerimizle, aydın kesimle aramızdaki uçurum bu. Onlar bizi kabul etmiyor, elbette etmezler. Sen daban daban azıt hareketler ediyorsun, ne akıl mantığa da uymuyor. Evet, din akılla mantıkla ölçülmez yüreğe kadar ama. Fakat böyle korkutmak da kimsenin haddi değil. Rahmetim kazanımı örtmüştür. Sonra Hazreti Allah buyuruyor ki, Habibim o Bedevilere söyle de iman ettik demesinler, İslam'a girdik desinler. Bedevi, medeni. İki türlü biliyorsunuz. Medeni, medeniyete hulul etmiş, intibak etmiş insan, günün şartlarına göre yaşamayı idrak etmiş insan, İslam'ı da bu vesile yaşamayı bilen insandır. Şimdi buna muhtacız biz. Evet. Yani politikoloji söylemiyorum, bazı mevzular dilimin ucuna geliyor, söylemeyeceğim. Evet. Onun için böyle yaşayan insanlara hayranız. Allah cümlemize nasip etsin, böyle yaşamak. Amin inşallah. Sonra kesrette vahdete gelince, işte bu aleme uyarak, kendi hakikatlere de ihtiva ederek, sizin en hayırlınız
dünya için ahiretini, ahiret için dünyasını terk etmeyen insandır buyurdu Peygamberimiz Efendimiz. Sizin en hayırlınız. Evet. Ne dünyayı terk eder ne ahireti terk eder. Dünyadayken dünya lazım, ahirete ahiret lazım. Allah'ın emirlerine itaat, Rabbim cümlemizi ihsan etsin. Şunu kesinlikle söylüyorum ki ben ahiret tarifim diye namazı terk etmiş. Orucu terk etmiş, haccı terk etmiş, zekatı terk etmiş. Zındıktır bu. Selahiyetle söylüyorum. Zındıktır bu. Şeriat, şeriatı Muhammedi, şeriatı Karra, dört esas üzerine lütfedilmiştir. İlmi fıkıh, ilmi kelam, ahlak tasavvuf. İlmi fıkhın kolları vardır mezhepler, tasavvufun kolları vardır tarikatlar. Ehli tarik, vahşi tarik dediğim gibi, Allah vahşi tarikten cümlemizi korusun. Ehli tarik, zamana göre yaşayabilen insan. Yalnız böyle müayice, münasıkçı, eline tesbih almış, başına takıya giymiş, sokaklarda fiyaka yapan zalimler, Allah korusun. Bunları da istemiyoruz. Ama Allah'ı zikretmek, Allah'ın mescitlerinden Allah'ın zikrini men eden zalimden daha zalim kim olur buyuruyor Hazreti Allah, Kur'an-ı Zimşan'da. Maalesef Allah'ı zikredenleri mescide koymuyorlar. Öyle günler yaşadık. Onun için inşallah geçti bu devirler, geçiyor. Rabbim lütfetsin. Şunu tekrar ediyorum. Bugün İslam'ı en güzel parlak şekilde yaşayan, İslam'ı en çok parlak şekilde yaşayan ki daha yaşatmak nasip etsin Hazreti Allah. Rabbim kusurumuzu affetsin. Türklerdir. Daha Arap alemi bizden çok çok gerilerde. Allah o kardeşlerimize de ihsan etsin. Çünkü biz falan gemberinden geçtik. Hayrımızı, şerrimizi dahi anladık. Bilha anlatmasın Hazreti Allah. Lütfetsin. Değil mi? İslam'ı yaşayalım. İslam doktorindir. Allah'a şirk koşmayan insanlar, dost doğru yürüyen insanlar, la ilahe illallah diyen insanlar Müslümandır. İslam'dır. İsmi ne olursa olsun. Bakın Fiyat Bismarck ne diyor? Ben papaz mektebinde okudum. Bu tahsili gördüm. Efendim, bütün semavi dinleri tetkik ettim. Bir tahrife uğramış, uğramamış bizi ilgilendiriyor. Biz hepsine hürmetkarız. Bütün peygamber efendilerimiz bizim peygamberimizdir. Ayırt etmiyoruz. Değil mi? Âmentü ki imanın şartında beyan ediyoruz. Ve melâiketi ve kütübihi ve rasûlihi diyoruz. Değil mi? Kitaplarına da inandık, resullerine de inandık. Ama bugün en güzel yaşama tarzını İslam'da arıyorsan şeriat-ı Muhammediye gel. Bundan daha güzelini bulamazsın. Ahmaklık yapma. Evet, sapıklık yapma ama kolay değil bir kişiyi alıştığı bir meseleden döndürmek. Ben İstanbul'da da vaazımda anlattım. Mesela bir kulüp Galatasaray'ı tutmuş, Fener'de yapacaksın, imkan var mı? Yahut Beşiktaş'ta yapacaksın. Şimdi hiçbir şey yok. Ne kulüptekiler onu anlar, tanır, ne onları tanır hesabı. Peki bunu dahi ayırt edemiyorsun da bir din kendisine edinmiş ki Allah'a şirk koşmuyor. Bırak o senin kardeşindir. Prensip Farkan'la diyordum. Senin eserindir diyorlar. Ya Muhammed Kur'an Azimşan Allah kelamıdır baştan aşağı. Senin zamanında yaşayıp da sana göksümü, atına noklara göksümü hedef tutmayı ne kadar isterdim ya Muhammed. Huzurunda hürmetle eğiliyorum diyor. Şimdi bunun adı Prensip Farkan. Kafir mi bu? Müslüman, çık kapıyı gör Müslüman. Kardeşimiz bizim. Yanlış anlamayın. İşte biz bunu arıyoruz. Dünyada böyle diyenler hep bizim kardeşimizdir. Kadı katlı bize haramdır. Evet, la ilahe illallah diyor. Allah'tan başka ilah yoktur diyor. İlla Allah vardır diyor. Zaten hepsi bunun içerisinde. Evet. Allah Zülcelal'in etsin ilim sahiplerimizi. Rabbim hakikatlerden bizleri uzak tutmasın. Bilmeyerek İslam'dan çıkan kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin, kabul buyursun Rabbim. Evet, yoksa böyle filancanın tasarrufatında, falancanın tasarrufatında değil. Kardeşimizi tanıyalım. Bakın, emir bil maruf nehi anil münker. Kötülüklerden sakındıralım insanları, iyilikle emredelim. Yaklaştırmaya çalışalım. Allah'tan kaçırmak hüner değil. Hazreti Allah kulunu rahmet ilahisinden halvetmiştir dünyayı.
mükemmelatı kullarım istifade etsin diye. Yoksa biz Ezel Yervat'ta imtihanı verdik. İnşallah geniş sohbetlerimiz olursa bunları detaylara inerek Ezel Yervat nedir? Bugün dervişin vazifeleri nedir? Mürşidin vazifesi nedir? Neyse şimdi bunları dar çerçeveye sokamıyoruz tabii. Allah cümlenizden razı olsun. Rabbim tarihi istikametten ayırmasın. İslam belirlenmiştir. Şeriat-ı Muhammedi, İsa Aleyhisselam'a gelen şeriat, Musa Aleyhisselam'a gelen şeriat, Adem Aleyhisselam'a gelen şeriat, bütün Peygamber Efendilerimize sayısı insanların tekrarına göre Hazreti Allah ihsan etmiştir. En mütekabül insan için de işte Hazreti Resul Ekrem Efendimiz levlâke levlâk levâ halâk levlâk buyurulmuştur. Sen olmasaydın Habibim evlâki yaratmazdım. Nedir kasit? Nur-u Muhammedi'dir. Allah bu nuru kimseden eksik etmesin. Hazreti Mevlana da öyledir. Bu nur yoksa yok olsun o insan. Evet. Hayvandan farkı yoktur. Allah korusun. Nur-u Muhammedi, İsa Aleyhisselam'ın da nuru nur-u Muhammedi, Musa Aleyhisselam'ın da nuru nur-u Muhammedi, Adem Aleyhisselam'ın da nuru nur-u Muhammedi. Bunları ayırt etmeyin birbirinden. Şimdi bunu bu şekilde dünyaya anlatalım. İnanın, aradaki husumet kalkacak. Buzlar çözülecek, kardeşlik başlayacaktır. Lillahi facia. Ben hocam bu kadar mı? Yeter. Şimdi. Yeter. Tabii. Peki efendim. Başka zaman geniş evet. Beraber yapacağız. Sayın şeyhimize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum efendim. Hoşçakalın. Sağ olun. Allah razı olsun sizlerden de. Allah hemeniz zayi etmesin. Bunlar küçük hizmet değil. Büyük hizmettir. Çünkü Hazreti Resul Ekrem Efendimiz'e övürdü. Müezzinlerin boğazı uzun olsa da duyursa bütün uzaklara. İşte sizler bu vazifeyi yapıyorsunuz. Elhamdülillah. Bütün uzaklara duyuruyorsunuz. Peygamber Efendimiz'in metru senasına nail olmuş insanlarsınız. Ben yüzünüze göre demiyorum. Elhamdülillah. Bu vazifeyi. Ben de ATV işleri burada telefon ettiler. Buraya şey haline geleceklerdi, çekim yapacaklar falan filan. İslam'a hizmet mi dedim kastiniz? Yok İslam'la bizim. Hiç zahmet etmeyin. Geliyorum dedim İstanbul'a. İstanbul'a gittiğimde görüştüm. Yine telefonla görüştüm. Dedim nedir sizin maksadınız? İşte efendim siz şiş sokuyormuşum, ben çıkarıyormuşum falan. Bunların suyu çıktı dedim. Yapmıyoruz şimdi. Pek ender yapıyoruz. Başka bir şey var mı? Bizim her tarafımız harikulade. Harikulade bir şey var mı diyor. Her taraf. Zikrimiz harikulade, okuduğumuz esmalar harikulade, nizam-ı nizam harikulade. Efendim İslam'ı gerçek manada bizden dinleyin harikulade. Öyle kimseyi kaçırmadan. Efendim. Gençlerimizi yıldırmadan. Peki efendim bu şişin hikmeti nedir? Efendim bu Allah'ın varlığını kanıtlamak için bir lütuf ve ihsandır. Cenab-ı Cüccelal ve Tefettes Hazretleri'nin pir efendilerinden vahşetmiş olduğu Burhan'dır. Rufai Dergahı şeyinde vardır. Efendim bu da icazet verilir. Bu Burhanlar. Ve sahip olurlar. Yoksa imkan var mı? Demir yani insana girer de tahribat yapmaz. Ama öyle çok kişindi. Ben verdim yüzlerce sade. Ki bunlar şey de olsa kafir de olsa alınmıyor. Ama bizim metin var burada. Evet. Metin bizim ıhvanımızdı. Rüyasında şey oldu gitti. Şimdi şeyhlik yapıyor. Burhan da vermiş bulundu. Alamıyoruz da geri. Allah şerlerinden vursun. Peki efendim bunun ilmen, tamam, dinimiz baştan sona bir ilim, bir tıp açısından bir yaklaşık olarak, yaklaşım olarak bir açıklaması. Hayır efendim, hiç yok. Getirdim. Şimdi bakın mahkemeye profesör efendim deyiverin. Naci Bor profesör ki bugün etnik grup başkanlığı yapmış. Değerli bir insan şeyde bulunmuş. Suudi Arabistan'a da gider de hacıdır kendisi. TÜBİTAK başkanlığı yapmış bir zat. Hem de dergahımızın nakibidir. Ona da şiş burhanı verdim. O da burada bir gece. Hem şeye de aldılar, görüntüye de aldılar. Bu sefer Cumhuriyet Gazetesi'nin önünde başladılar. Elentere şiş, tevabede şiş, tevabede şiş diye falan. Çok enteresan, o gazeteler getireyim de inşallah mütealaydın. Ve mahkemeye verdiler. Yani çıkarma kullandı gibi
bugün bir profesör nasıl bunun propagandasını yapar diye. Efendim, o da vardı. Aynen mahkemeye girdik ve onun da müdafaasını fakir yaptım. Dedim ki 22 senedir dergahımıza gelir gider. Alimdir, profesördür. Bunun aslını anlayacağın diye. Çünkü çok uyanık bir insan. Evet, hakikaten istiyor. Fakat mana hiçbir zaman maddede ifade edilmez. Bu Allah'ın bir lütfiyetisidir. Hiçbir zaman mucize-i Resulullah, mucize peygamberlerimizden zuhur eden mucizeler ölçüye gelmez. Ölçüye gelirse mucize değildir zaten. Yani maddede ifade ediliyorsa mucize değil. Bir keramet maddede ifade ediliyorsa keramet değil. Bir burhan maddede ifadesi varsa bu keramet burhan değil. Yani bu esastır. Bu Allah'ın yediği kudretindedir. Hem burhan. Bir beşerin, evet. Kelime anlamıyla şimdiki deyimle nasıl kullanabiliriz, dile getirebiliriz? Şimdi burhan yani kerametin devamını verilen bir isim. Yani harikulade hali manasındadır. Allah'ın varlığını, birliğini kanıtlamak için lütfedilmiştir. Fizikten başka bir şey kabul etmeyen, metafizik olarak karşısına çıkmıştır. Mucizeler de öyledir, kerametler de öyledir, burhan da öyledir. Allah'ın varlığını, birliğini kanıtlamak. Beşerde bir şey yok. Fakir arz ediyorum. Zaten Allah'ın ayetleriyle ifade ederek bunu yaparız. Mesela şiş vururken, malumatınız olsun diye anlatıyorum. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. İnne rahmetallahi garibin minel mahsirin. Ya ihal şiş udkul bi selami ve okuş bi selami. Selametle gel, selametle çık. Bi sırrillahi ve bi sırrı Muhammedun Resulullah ve bi sırrı İbrahim Aleyhullah ve bi sırrı Sultanı Seyyid Ahmet Erkebir Rufay Destur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. La tu'azzu cesedi ebeden bismi şahi ya semir ya vesir ya Allah ya ebeden meşe'in lah ya Allah. Yani gir çıkanma ey şiş, ne tahrivat yap orada, ne eserini göster, ne Allah'ın ismiyle. Allah için, Hazreti Resulullah için, Allah'ın evliyalar için, İbrahim Halilullah hakkı için. Mesela kan durdurmak da ayrı, yine ayet-i kerimeyle sabittir. Bismillahirrahmanirrahim. مَا غَتَاتُمْ مِنْ دِينَةِ اَوْ تَرَكْتُمْهَا قَائِمَةً عَلَى اُصُولُهَا فَبِيْزِمِ اللّٰهِ وَلِيُّخْسِيَنْ فَاسِغُونَ اُسْكُنْ اَيْوَتَّمْ Ey kan, oradan niye çıktın der. Niye çıktın oradan? Allah fasıkları sevmez, sen bilmiyor musun? La fıskı fücurluk yaptın, oradan çıktın. Allah'ın varlığını gösterirken oradan niye çıktın sen? Bakın, dikkatinizi çekerim ayet bunlar. Bunlar oyuncak değil. Yani malumatsız olsun diye anlatıyorum ama efendi kardeşimizi aldı herhalde. Biz kendimize saklarız. Ama kimseye ezberlemeyin. Tabii, kendimize saklarız. Günaha girersiniz. Bir de efendim bu kanı durdurma için bu tüpü i̇şte kullanma. Onu okudum ya. Tüprük. Tüprük sünnettir. Evet. Peygamber Efendimiz herhangi bir ağrıyan yerlerine Hazreti Ali Keremullah ve Şehrin gözü ağrıyordu. Bir kalem etmeyecekti. Ya Ali yaklaşmıyordu. Tüprük çaldı gözüne. Hiçbir şey kalmadı biiznillahi teala. İşte mucize-i Resulullah. Evet. O tüprük mucizedir. Şeydir. Hazreti Resul Efendimiz'in sünnetidir. Hatta şeyde tüprük denir. Hem ferah girer hem de sünnet icabı olur. Evet. Başka bir şey değil. Yani tamamıyla maneviyattır. Bakın demin arz ettim, 38 senelik şeydim. Bunu binlerce yaptım, yüz binlerce belki yaptım. Bir laf olmasın. Hala tüylerim ürperir. Benim sanatım değil ki. Ben mesela sanatım marangozum. Benim başıma binlerce kişi toplansa sanatımı icra ederken tüyüm dahi oynamaz. Niye? Biliyorum, ben onun ustasıyım. Bunun ustalığı yok ki. Her şey Allah'ın yedi kudretinde. O da kalmış bir hadise. Evet. Peki hocam, Türkiye'de sizin kadrilikte kaç tane şeyh var? Bilemem. Türkiye'de şu an. Bilemiyorum. Allah bildirmez de sonra fitne olur diye. Evet. Hatta sahteleri de bilemeyiz biz. Evet. Yalnız bizim dergahımızdan koptuysa onu deriz sahteliğe. Ya kayınpederim mesela dergahından çıkmış bir adam, şimdi şeyhlik yapıyor. Nasıl yapar? Demin mesela Abdullah Efendi için söyledim. Del Abdullah denir bir zaman. Şimdi Abdullah şeyh olmuş, gelmiş, konuşuyor. Allah muhafaza etsin, yazık.
Mevzu bu. Şimdi pek hocam, sohbet bu. Tabii. Uncalı mahallesinde bir gün işte Bekir bir kardeşimiz hatmi oldu. Peşinden artık yatsı namazı kılalım dedik. Allahu Ekber. Rükudayız. Kardeşimizin biri başladı. Baba 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 Seyda Seyda Seyda. Mecnun bunlar. Mecnunlar velayet onlar. Şimdi Allah şerlerinden korusun. Anladın. Bizim başımıza daha çok geliyor onlar. Namaz bitti. Gel bakalım Yörükan. Sen kime secde diyorsun? Kimin huzurunda? Cenab-ı Hakk'ın. Peki Seyda nereden çıktı? Seyda nereden çıktı? Sen Seyda'ya mı secde ediyorsun yoksa Allah'a mı secde ediyorsun? Dedi sen cahilsin, sen bilmezsin. Ya benim madem cahilim, okut beni, öğret beni, gel. Mikrofona söyledim, arz ettim. Evet. Ne bizim elimizde var bir şey, ne Peygamber Efendimiz elinde var. Kuvvet kudret Allah'a var. İbadet Allah'a yapılır. Sonra hocam şu sigara hakkında bir de sizin görüşünüz var. Sigara ben çok içtim. Fakat tasavvufa müntesip olduktan sonra da içiyordum. Bir gün benim şeyhim geldi bana, Allah gani rahmet eylesin, oğlum dedi. Benim için de söylemedi de ortaya söyledi. Sigara içenlerin yaptığı evrat esker Allah'a duman olarak arz olur. İçmeyenlerin ki nur olarak gider dedi. Yeni de tabaka getirmiştim öyle kenar havası yatan Almanya'dan. Çaklaklı vapurlu. Şeyhim gittikten sonra vay hain dedim. Demek benim zikrimde duman olarak mı gönderiyorsun? O kadar da çok içiyorum ki. Eskiden kulüp sigaraları vardı kalın. İki paket içiyorum. Gece hususi kalkıyorum. İki kere nefes alıyorum. Bir kereye razı değilim. Bu şekilde sigara içiyorum. Dedim ki ya Rabbi bıtkınlığını ver demiyorum. Verme. Şu andan itibaren sigara içmiyorum. Senin rızan için içmiyorum. Kulunu sadıklardan göreceksin. Bu da iyi değilmiş bu söz. Bu hayalık olmuş. Daim Allah'tan yardım isteyeceksin. Sen kimsin? Hani sen bir garip çingenesin, neylesin, gümüşsün demiş. Emin olun 20-25 sene hasretin çektim namussuz. Ama bunu yaklaştırmadım bu dağına. Ve bunun için de başka bir madalya taktılar. Zaten Allah için ne yaptın sorulur. Allah için ne yapıyorsan sağlam yap. Öyle iş olsun diye değil. Ben sigarayı bıraktım. Allah cümleye ikrahını versin. Sigara israfat yolundan haramdır. Kokusuyla kerahattir. Efendim vücuda zarar verdiği için yine haramdır. Çünkü Allah'ın verdiği bu vücudu sen yavaş yavaş zehirleyip de tahrip etme hakkın yok. Benim öksürüğümden bütün mahalleli ayağa kalkardı o küçük zamanlarda. Evet. Dedi miydi öyle? Aman Galip Usta ya yapmasın böyle çocukların ödü patlayacak diye şikayette bulunmadım şu zamanıma. Allah cümleyi kurtarsın, tavsiye ediyorum. Amin. Bu iyi bir şey değil. Yalaklık yani öyle. Nikotin diye bir zehir var malum. Vücut bunu kendisine istiyor işte. İstiyor, o zehri istiyor. Daha alkolik gibi istiyor. Ama bırakmak o kadar zor bir şey değil. Yalnız Allah için olacak. Ben çok bıraktım, şöyle bıraktım. Param olmadı, askeri de bıraktım. Sıhhatim müsait değildi, bıraktım. Ama bunu Allah için bıraktım. Onları hiç bırakamadım, içtim bile. Yani demek istediğim Allah için bırakalım da hem de göğsümüze birer madalya taksınlar. Sıddık. Evet. Sadakat madalyası. Sigara öyle, başka bir şey değil. Yoksa bazı ehli tarik geçen meşayifeler, kosofası, bunlar neyse. Fazla aleyhlerine olmayalım, duyarlar da başımız çıkarırlar. Estağfurullah efendim, bu aleyhde olmadı. Doğruyu söylüyorum. Doğruyu söylüyorum. Bak şu arz ediyorum, ben içiyordum, Allah kurtardı evet. Rabbim. Nasıl kurtardı? Ukalalık yaptım. Keşke deseydim ki, çünkü bakın tavsiye ediyorum. Hacca giderseniz gerek buradaki hadiselerde, her yaptığınız hareketlerinizde ya Rabbi şuna niyet ettim, sen benden kabul et, sen bana kolaylaştır diyeceksin. Acını itiraf edeceksin. İşte havfu reca bu. Havf korku,
Reca iltica. Zaten dervişe yaraşan, kula yaraşan budur. Halbu reca üzere gidecek insan.